Beyler, en sonki 9. rapperde size korap çekeceğiz demiştik. Hazır taşıma yapıyordum. Ben dedim ki bu taşıma işini bir kısaca anlatayım. Millet dedim en azından bunu da görmüş olsun. Onun için ekstra bir daha uğraşmayalım. Hazır taşırken çekelim dedik. Şimdi daha önce ne demiştik abi? Bütün videolarımızda özellikle diyorduk ki şu Carleon'dan uzak durun, etrafından, kırmızı map'ten uzak durun. Neden uzak durun? Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi bu Carleon ticaret merkezi gibi düşünün. Oyunun bütün parası hemen hemen bu şehirde dönüyor. Neden burada dönüyor? Burada oyunun kendi marketi var. Black Market. Şimdi bu Black Market'e bir sonraki Carleon Black Market başlığı altında bir video çekeceğim. Bunun ne olduğunu orada anlatırım. Şimdilik bu videoda biz taşımacılığı ne yapmamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor, hangi ürünü götürmemiz gerekiyor, onlardan bahsedeceğiz. Götüreceğimiz şehir Carleon. Hangi şehirden götürürseniz götürün. Bütün güvenli bölgelerden, ortada olduğu için Carleon, hepsinden yakın yolu vardır. Yani çok uzun uzun yollar gitmenize gerek yok. Atıyorum Martlock'taysan şu sarıya kadar rahatsın. Buradan Garofel'e girersin. Buradan Runelsink'e geçersin. Buradan Mardle'a. Mardle'dan bakın. Şurada Dungeon diye yazar. Bu sadece Carleon'un etrafında vardır. Bu nedir abi? Mesela geldim buradan. Sarıdan buradan itibaren başlar. Ama genelde sarıyla kırmızıyı ilk bağlayan maplerin içinde pusular çok olur. Oraya dikkat edeceksiniz. Onu şimdi yaparken neyine dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyeceğiz. Şimdi mesela Garofel'e geldiniz. Runelsink'e geçtiniz buradan. Sonra Mardle'a geldiniz. Veya şöyle söyleyeyim. Tedford'dan geldiniz. Buradan girdiniz. Geçtiniz buraya. Buraya geçtiniz. Bakın burada da bir tane dungeon var. Genelde geliş yollarının üstünde dungeonlar vardır. Her şehrin oradan gelirken. Bakın burası da şeyin Britwatch'un geliş yolunda giden. Bu dungeonlar nedir onu söyleyeyim hemen. Şuradaki dungeonlar buraya kadar geldiğinde bu dungeon'a girersen bakın bu dungeon'ın kesik çizgilerle belirtir. Bakın bütün dungeon'ların giriş yerleri kesik çizgilerden bulabilirsiniz. Bu kesik çizgiler ne işe yarar? Bu dungeon'dan girdin Carleon'un altına mahzenine inersin. İndiğinde kurtulur musun? Hayır. İndiğinde küçük bir dungeon gibi yer açılacak. Tünel gibi ama tek yollu tünel değil. Başka tünellere girdiyseniz bakın şurada mesela hemen nereden gösterelim. Bakın şöyle küçük tünel girişleri var. Bunlar mesela tek çizgi halindedir. Tek yoldur. Tehlikelidir. Bu öyle değil. Bu dediğimiz tüneller. Bu dediğimiz tüneller tam Carleon'un mahzeni olur. Buraya girersin kısa yoldan. Buradan buraya geçip buraya geçmektense atıyorum mesela map kalabalıktır, kovalamıştır. Dungeon'a kaçarsın. Veya bu map'e girdin Brinkenfell'e buradan. Veya buraya girdin. Bura kalabalıktır. Bura kalabalıktır. Tünelden girersin. Mahzene girdin. Oradan da mahzenden Carleon'un direkt içine açılır mahzenin ucu. Buradan malını kurtarabilirsin. Şimdi hepsini geçerken, giderken, gelirken ölmezsek size anlatımda göstereceğim zaten. Sadece map üzerinde okumayı göstereyim. Bu dungeon nedir diye mantığını kavrayın diye. Şimdi map üzerinden bir şey daha göstereceğim. Şimdi canlı olarak yaşatacağız bunları ama giderken hepsini anlatacağız. Gitmeden önce üstünden geçiyoruz. Ben mesela Tedford'dan geleceğim. Tedford'dan ne yapacağım abi? Onu söyleyeyim. Şimdi eğer Tedford'dan sarı map'e inersem direkt mesela Carleon'a gideceğiz. Sarı map'te biliyorsunuz ölseniz de itemiz gitmiyor. Burası rahat. Sarı map'ten bakın bir tane tünel var. Tünellerin map içinde okunuşu da bakın yol gitmez oraya. Bakın buna yol gidiyor, buna yol gidiyor, buna yol gidiyor belli ediyor haritada ama tünele yol gitmiyor. Şuradan da görebilirsiniz dediğim gibi şu girişlerden. Eğer ben sarıya inip bu tünelden geçip bu kırmızıya geçersem tamam mı? Bu tünelde riske girmiş olurum. Sıkıntı büyük tünellerde. Tünellerden uzak durmayınızı tavsiye ederim. Hele ki yeni başladıysanız. Ben ne yapacağım abi? Sarıya ineceğim. Buradan Sweetlit Letter'a geçeceğim.
Buradan da Cairn'a geçeceğim. Glasgow'a. Üçü de sarı bakın. Buraya kadar rahat geleceğim. Neden yolu uzatacağım? Bu tünelin riskini almamak için. Ve ekstra güzelliğin olacak. Bu tünelden buradan çıkacağım. Map'in bakın. Northwest'inden çıkıp Southeast'ine dümdüz uzun bir yoldan geçmem gerekecek. Ama ben bu sarıdan gelip buraya gelersem bakın kapı burada. Buradan gireceğim. Buraya geçeceğim. Direkt yolun şu diplerini kullanarak direkt buraya gireceğim. Hem yolumu kısaltmış olacağım. Aslında buradan uzuyor ama güvenli bir şekilde uzuyor. Sabır işi biraz. Ya ben kısa yoldan geçeyim. Eğer iniyorum derseniz zaten sen bu taşımacılığı yapma kardeşim. Geldim buraya. Map üzerinden tekrar okumaya devam ediyoruz. İlk girişimiz dediğim gibi tehlikeli olabilir. İlk giriş yerinde girdiniz. Buralara geldiniz. Şu kaleleri görüyorsunuz abi. Siz bayrak almayacaksınız. Bayrağınız muhakkak silik olması lazım. Yani şöyle isminizin yanında bayrak olmaması lazım. Tamam mı? Burayı anladık. Bayraksız geliyorsunuz. Şimdi Cairn Glasgow'dan girdik buraya. Adamlar geldi. Bizi şurada tuttu ya da baktık 5-6 kişi oldular. Biraz buradan geldi. Biraz buradan geldi. Şu ortalarda sıkıştık. Bakın şu kaleler. Tamam mı abi? Normalde faction savaşları içindir. Ama sen bayraksız girdiğin için bu kaleye girebilirsin. Kaleye girdiğinde arkandan adamlar geldiğinde kalenin otomatik mobları, yanında koruması var, guardı var, kale kralı gibi işte ortasında bir mob var. İyi de damage vururlar toplandıklarında. Buraya geldiğinde moblar onlara dalar. Yani 20 kişilik bir ekip varsa da yani seni orada biçerler. O önemli değil. Orasını düşünme. Ama 3-5 kişi olur. 6 kişi olur. 6 kişiye kadar kaleye kaçıp böyle oyalanabilirsin bineğinle. Bir milleti indirtip binekten inip sana dalacaklar. Bineğe binmeleri uzun sürecek. Bineğin de sağlamsa düşmemişsen binekten. Biraz etrafında dönüp içine girip dışına çıkıp buradan tekrar şu kapıya doğru kaçabilirsin. Bu kalelerin bir nevi mini sığınma alanları gibi düşünün. Başka. Maplere girdiğinizde şurada mesela 386 yazıyor. Diyor ki bu markette, Tedford Market'in içinde 386 tane oyuncu var diyor. Kırmızı maplere girdiğinizde şurada şu işaret kılıç işaretine dönecek. Yani PK'ya dönecek. Şöyle hani daha önceki videolardan şuradan açıyorduk ya. Kılıç işareti şu işaret olacak. Kırmızı maplerde. Yanında da sayı olacak. Eğer yanındaki sayı kaçsa, atıyorum 5 ise o map'te seni öldürebilecek 5 tane adam var demektir. 0 ise rahat rahat geçebilirsin o map'ten. Bu sürekli gözünüz buradaki şeyde olacak. Birazdan canlısını da göstereceğim. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Bir de atıyorum mesela buraya girdik. Kalabalık mı gördük abi? 10 tane 20 tane PK var. Alttan hemen şurayı okuduk kılıcı. 10 tane 20 tane adam var. Hemen abi geriye çık. Yol yakın çünkü. Sarıya gir. Buradan dön abi. Buraya spektrale dene. Yani erinme bu işin için. Sonuçta sen üzerinde ürün götüreceksin. Hibe etme kimseye. Çakal çukala kaptırma yani malını. Neyse. Gelelim. Şimdi oyunun götürürken nelere dikkat edeceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Onlara dikkat edin. Yani onları anlatalım üzerinde duralım. Şimdi markete gelelim. Şimdi size şundan bahsedeceğim. Bineklerden daha önce size ne demiştim abi? Bak mesela Wild Boar. Bakın bineğin üstüne tıkladığınızda şurada bir pasif skill olur. Burada hem neyi görürsünüz? Ağırlığı görürsünüz. Kaç kilo taşıyabileceğinizi. Hem de şu pasifi gördüğünüz binekte düşürüldüğünüz zaman bineğin ağırlığı sanki binek varmış gibi rahat rahat hızlı gitmenizi sağlar. Ama benim üzerimdeki şu an ayı gibi mesela. Bakın onda bu pasif yok. Bunun ağırlığı burada yazar. 2249 kilo taşıyabiliyorsun. Ama bu binekten düştüğün anda, binek öldüğü anda bütün bineğin ağırlığı bakın %129'a çıkıyor. Mesela bak binekten ayrılalım. Gördün mü? Yürüyemiyorum bile bak. %831 oldu. Kıpırdayamıyorum. Adamlar düşürdüğü anda böyle mal gibi kalırsın. Şimdi neyden bahsedeceğiz? Önce hazır böyle bu hale gelmişken şu pottan bahsedelim.
majordan alacağız. Tier 7'sinden alacağız. Bu ne işe yarıyor? Üzerindeki ağırlığı 6 saniye boyunca %2100'e kadar arttırır. Yani ağırlık kapasitesini. Ve canını %108 arttırır diyor. 6 saniye. Binekten düştüm. Tamam mı abi? Kapı mesela şurada ya da biraz ileride. Kapıya gitmem gerekiyor. Yürüyemiyorum. Potumu içtim. Yürümeye başladım. F'imi bastım. Gittim. 6 saniye. Bak 6 saniye sonra tık kilitlendim. Kapıdan geçtin. Yani yakın bir yerdeysen kapıya veya kurtulacağın bir yere, oraya 6 saniye boyunca kaçma şansın var gibi. Bunun da cooldown'u uzundur. Bilginiz olsun. Bineğimize binelim. Tamam mı? Geldik. Bak %129'a çıktı tekrar. Şimdi binekten bahsettik, ağırlık muhabbetinden. Neden Grizzly'le gidiyorum? Düşmeme rağmen gidemeyeceğimi riske sokmam nedir? Fazla mal götürebilmektir amacımız orada. Bir turda daha fazla kar edebilmek amacımız. Ama domuzla daha değerli, yükte hafif, satışta değerli itemleriniz varsa onu domuzla götürüp getirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi binekten ve şu potumuzdan kısaca bahsettik. Şimdi diğer kıyafetlere de gelelim. Şimdi çantanız 1. Bak 226 kilo buradan alıyoruz. Botun ağırlıklı olması 137 kilo buradan alıyoruz. Binekten 2249 kilo alıyoruz. Bir de bak, daha önce gelir videolarından hatırlayacaksınız. Şöyle pay yazdık abi. Pork payımıza geldik. Pork payın tier 7'si %30 daha ağırlığımızı arttırıyor. Tamam mı? Bunun enchant 1'ini alabilirsin. Artabilir. %35 işte. Enchant 2. Ama fiyatlarına da dikkat edin. Ona göre artıyor. Enchant 3. 4'ü çıkmış mı bakalım. 4'ü daha çıkmamış. Var ama yapmamışlar. Yapılmamış herhalde. Neyse en fazla %45'e çıkar. 165k da buna verebilirsiniz. Malınız değerliyse, değebilecek bir ürün taşıyorsan bunu alabilirsin. Ben 0'ını veya 1'ini alıyorum. Şimdilik bu ürünler çok dandik olduğu için 0'ını aldım abi. Bir tane aldım. Çünkü yarım saat sürüyor. Yarım saat boyunca şehre iyi kötü bir şekilde gidersin. Ölürsen de ölürsün. Yani o aksiyon olayı bile olsa yarım saati geçmez. Neyse yani gene riske atmamak istiyorsan, yolda bittiğini düşünürsen bundan iki tane alırsın. Adamlar beni kovalar, şuraya kaçarım, buraya kaçarım. Riske hiç girmek istemiyorsan iki tane almış olmaz. Ama şehre kadar götürürsen zaten şehirde de bir tane pork pie alırsın. Şehirde daha uygun alırsın. Şimdi neden tank kıyafetleri giydim? Plate armor sınıfından herhangi bir plate armor giyip bineğin üstüne çıktığınızda bunun defansifi bineğine de işler. Yani ben leader armor giyip bineğe binsem, aynı bineğe, ya da biri de plate giyip bineğe binse, leader olan daha çabuk düşer binekten. Öyle düşünün. Neden diğer armorlarda plate aldım? Defansif. Zaten düştüğümde benim amacım ne abi? Düştüğümde yürüyemiyorum zaten anasını. Yürüyemediğim süre içinde kapı falan yakınsa daha hızlı şekilde gidebilmem için biraz canımın olması lazım. Eğer ben onu leader midir carçurt giyersem, tamam mı, daha çabuk öleceğim düştüğüm anda. Düştüğüm anda ölmemem için, biraz daha dayanıklı olmam için tamamen tank seti giydim. Bunu mesela daha önce ne demiştik? Pelerinimize gelelim. Gövdeliği anlattık. Botun mantığı da daha fazla ağırlık alabilmesidir. Gene plate'tir, defansifi vardır. Yani buradaki pasiflerin dışında bir de bakın stat pasifleri de var. Onlar da önemli. Onlara da dikkat edin. Kalkan VS player'da %11 ekstra defans verecek. İşte Mace'ini aldım. Mace'in de iki defa ileriye doğru atlama skill'i var. Ağırlığım fazla bile olsa zıpladığımda en azından ileriye atar beni. Şu majoru da bastın mı kapıya daha hızlı gitmiş olursun. Ama şuna dikkat edin. Bakın düştünüz binekten. Tamam mı? Binek yok. Şu an yüzde bilmem 800'e çıkıyordu. 800 oldu. Majoru bastın. Şu atlama skilleriyle ileri atlarken atladığın alanda herhangi bir hani seni kovalayan adamların olmadığı bir bölüme atlayıp kaçmayı düşün. Çünkü
Sen böyle atladın, kaçarken düştüğün yerde rakip adam varsa, burası da kapıysa, sen bu adamı demeç vurmuş olursun ve o kapıdan ışınlanman biraz daha uzun sürer. Yani seni PK moduna sokar belli bir saniye. Kapıdan girmen zor olur. Kapının dibinde sana dalarlar, öldürürler. Atladığın yerde adam olmamasına, adam bakın, mobtan bahsetmiyorum. Adam olmamasına dikkat edin. Demeç vurmayacaksınız ona kaçarken. Kafalımız plate. Bakın onu da biliyorsunuz. Mesela damage herhangi bir skill veya R. Bastık abi, hiçbir skill yemiyorsun bu saniye boyunca. Yürümene yardımcı olur. Damage stun falan yememene yardımcı olur. Veya bir fear varsa ondan kurtulmana yardımcı olur. Korkutma fear'dan kastım. Bu da gene defansif kalkanımız. Şimdi çantamız, botumuz, bineğimiz ağırlığımıza etki ediyor. Bir de pork payımız. Bilginiz olsun, gene üzerinden geçelim. Çanta, bot, binek ve pork pay. Ağırlığı arttırmak şeyi. Şimdi geldik. Pelerini defansif aldım. Sen ama geldin abi. Mount'a. Sen bunu domuza taşıyacaksın. Malın fazla değil. Domuzun pasifi var. Düşsen de kaçabilirsin. O zaman bu defansif kalkan almana gerek yok. O zaman ne alacaksın? Gather'da önerdiğimiz pelerine geleceğiz. For Sterling. Bu neydi? Bunun pasifi yediğin skill'in stun'ını falan cleanse ediyor. Debuff'ını siliyor. İlk atılan stun'ı engelliyor. Bineğin üstündesin veya yerdesin. İkisinde de engelliyor. Bunu alabilirsin veya Undead. Undead Cape alırsın. Undead Cape'in de özelliği, canın belli bir yüzdenin altına düştüğünde seni görünmez yapıyor. Kaç saniye yapıyor? 6 saniye. 6 saniye sana kaçmana yetebilecek bir saniye. Ya da adamlara fake attırabileceğin bir saniye yeterli yani. Undead veya Force Sterling alabilirsin. Neden? Binekten düştüğünde kaçmaya devam edeceksin çünkü. Hani ben bu Undead'i alsam bile binekten düştüm anasını satayım. İşte potu motu bastım, böyle mal gibi kalırım. 6 saniye bir yere gidemem zaten. Undead'e hiçbir faydası olmaz bana. Force Sterling de alabilirsin. Bu ayıdayken bile. Hani ilk ayıstan yemesin falan filan kafasındaysan. Ama kullanım yerleri farklıdır. Yani ağırlığı taşıyabilecek o pasife, domuzun pasifine sahip bineklerde diğer iki pelerin tercih etmenizi öneririm. Şimdi üstümüze anlatmadığımız bir şey kalmadı. Şimdi abi biz ne yapacağız? Carleon oyunun ticaret merkezi abi. Şimdi diğer safe bölgelerde bazı ürünler, tamam mı? Hani daha önce ne demiştik? Bu marketteki fiyatla bu marketteki hepsi farklıdır. Ama safe olduğu için, yani güvenilir olduğu için bunlara gidişte şöyle yandan göstereyim. Bakın mavi mavi, sarı sarı sarı, sarı mavi mavi şehirdesin. Kolay olduğu için, hani riski olmadığı için, atıyorum burada 10K'ysa burada 9.90'dır. Çok böyle uçuk bir fiyat yoktur ya da 10K'dır. Hemen hemen birbirini kollar. Bazı ürünler değişkenlik gösterir. O da günlük ve saatlik, saniyelik değişkenlik gösterebilir. Yakalarsan onu da götürebilirsin. Çok önemli değil. Ya yani burayla uğraşılmaz. Ama Carleon'da tehlike olduğu için, bütün itemleri kaybetme riskin olduğu için sen güvenli bölgeden oraya o riski alıp gidiyorsun. Buradaki bir ürün 3K ise burada 5K'ya satılıyor olabilir. Sen Martlock'ta bütün üstündeki kıyafetleri çıkaracaksın. Yiyecek, binek, her şey dahil. Işınlanmacaya gideceksin abi. Tamam mı? Işınlanmacayı biliyorsunuz. Şurada Travel Planner tekrar üstüne geçen. Işınlanmacaya gideceksin. Oradan Carleon şehrini seçeceksin. Gideceksin. Burada mesela geleceksin. Şu kıyafetlere gelelim mesela. Hunter ceket. Burada bakalım. Kaç kal burada Hunter ceket? Hunter ceket. Bakın burada özel dikkat etmeniz gereken bir şey daha. Bu Excellent'ı. Bak çerçevelerine de dikkat edin. Bak Excellent'ı burada 9K, 10K. Atıyorum Carleon'da götürdün bunu. Tamam mı? Carleon'a götürdün. Burada 11-12K. Örnek veriyorum. Bu bir sadece rakamlar ve item örnektir. Yani tamamen birebir birbirini tutmayabilir. Anlattım amaçını, veriyorum bu örneği. Burada 9K, burada 10K, 1K. Lan abi 1K ne işime yarayacak deme. Bundan 500 tane götürürsen 500K'ya
kâra girebilirsin 500K. Mantığımız bu. 1K bile değildir, 300'dür ama 5000 tane alırsın. Oraya götürürsün, 300'den hesaplarsın bir tanesine. Onu nasıl hesaplarsan onu da söyleyeyim. Şöyle gelirsin abi. En çok mesela buradan gidebilecek ürünlerden bahsedelim. Safe bölgeden Carlyon'a gidebilecek ürünler, Carlyon'dan buraya gelebilecek ürünleri kısaca üstünden geçeceğim. Siz detayına bakarsınız. Martlock'a geldik. Martlock'tan genelde armor kısmındaki herhangi bir armor. Tamam mı? Genelde armorlar Carlyon'da daha uyguna satılır. Nereye satılır? Şöyle geliriz. Black Market'e satılır. Kıyafet tarzı ürünler. Silahtır, kıyafettir. Weapon ve armorlar. Black Market oyunun kendi marketidir. Ondan da bahsedelim. Hep diğer videoya çekeriz diyoruz ama hazır. Uzamışken uzasın, bu da uzasın. Fark etmez. Black Market'e geçelim. Hemen onu bahsedeyim. Black Market oyunun kendi satın alma aracısıdır. Öyle düşünün. Oyun diyor ki bana Hunter ceketten 140 tane getir. Ben senden 5K'ya direkt alacağım. Hani sell order'a koyuyorduk ya, öyle bir şey yok. Yani oyun yönetiminin buraya buy order attığını düşün. Oyun buraya buy order atıyor. Buradaki marketlerdeki buy order'ların hepsi oyunculara aittir. Oradaki oyunun kendi mekanizmasına aittir. Ve itemler dungeon'lara, mobların chest'lerine buradan dağılır. Nasıl dağılır? Ben buraya şimdi kaç tane hunter ceket? Mesela atıyorum 142 tane hunter ceket götüreceğim. Bunu Black Market'e satacağım. Tamam mı? Black Market zaten neye göre istekte bulunuyor biliyor musunuz? Oyundaki eksiğe göre, item eksiğine göre senden talepte bulunuyor. Atıyorum bir kota belirlemiştir kendine 5000. 5000 tane hunter ceket olması lazım. Rakamlara takılmayın, tekrar söylüyorum. Rakamlara örnek veriyorum. 5000 tane oyunda güncel tutması gereken hunter ceket 4.0 excellent olması lazım. Tamam mı? 4999'a düştü. Black Market'e bir tane hemen buy atıyor. Diyor ki bana bir tane getir, 5K'dan alacağım. Mantık bu. Sen buraya götürür bir tane koyarsan o herhangi bir mobun içine veya bir solo dungeon'ın, grup dungeon'ın chest'inin içine bir tane senin attığın itemi yerleştiriyor. Mantığı bu. İtem eksiğini oradan tamamlıyor. Burada 3K sen oraya götürüyorsun. 5K'ya Black Market'e satıyorsun. Ha, şu var. Detay şurada. Abi ben Black Market'e gittim, baktım 5K istiyor. Ben malı taşıdım. Abi 5K istemiyor. 10 gold istiyor. Neden? Çünkü o an başkaları götürdüğü itemi direkt orada satmıştır sen onu taşıyana kadar. Burada hızlı olan kazanır. Bu market sürekli saniyelerce, yani her saniye, her saat, her gün sürekli çark eder. İstediği itemler, fiyatları da çark eder. Dikkat etmeniz gereken birinci kural bu. Oraya kim götürürse önce o satar. Ha, sen götürdün. 5K'dan istiyordu. Adam satmış, bir tanesi gitmiş. Abi 5K değil de 100 gold'a istiyor. Ben zarara gireceğim. Satma. Black Market'e sell order'a koy. Diğer oyuncular da görebilecek. Sell order'a koy. Ortalamasına bakarsın. Günlük, haftalık, saatlik, neyse, aylık. Ona göre 2,5'tan mı? Yani mesela o itemden devam edelim, o örnekten. 5K'ya götürdün, satamadın, adam satmış. 100 gold'dan istiyor, silver'dan. Sen onu sell order yaparsın. Tamam mı abi? Sell order yaparsın. 5K'ya koyarsın. Ya da 4900'e koyarsın. Orada Black Market'in başında bekleyen düzinelerce adam var. Oyun gene 5,5K'dan 5K'dan istediğinde o adam senin ürününü çekip hemen Black Market'e satıyor. Kar. Sürekli orada alıyor veriyor, alıyor veriyor, alıyor veriyor. O işi yapan adamlar da var. Öyle söyleyeyim. Hatta bir önceki videoda ne bahsetmiştik abi? Dedi ki solo dungeon'da item biriktirin, toplu alan adamlar olur. Toplu alan adam bu işi yapıyor. Senden buradan 20 milyonluk item biriktirmişsin. Sana diyor ki kardeşim ben bunu Black Market'e götüreceğim. Riskim var. 16 milyona bana ver. Sen de ya diyorum vergi mergi uğraşmayayım. 20 milyon satmayla uğraşacağım günlerce burada diye. Adama 16 milyona veriyorsun. Adam buradan 4M karını ediyor mu tertemiz? Bir. Buradan bir de Black Market'e götürüyor. Hem hızlı satıyor.
Hem de daha yükseğine sattığı için bir 4-5 hem de oradan atıyorum. Örnek veriyorum gene rakamı. 4-5 hem de oradan kâra giriyor. Adam 10 milyon kâr ediyor. 5 senden 5 oradan 10 hem kâra giriyor. Sen canın çıkıyor mesela dungeon'da. Hadi vurra saldır topla topla topla. Götürme buradaki adama sat. Adam götürsün. Ha adamın da eyvallah riski var, sıkıntısı var. Bunu sen üzerine alırsan 16 milyona topladığın itemi oraya 20 milyona satabilirsin. Burada birine verirsen 12-13 milyona vereceğin itemi orada 20 milyona sat abi. Mesela riski var. Sevmeyebilirsin. Zamanın olmayabilir. Ama mantık bu. Götüren adam senden risk parası alır. Hem indirimi onun için yapar. İşine gelirse der kardeşim ben bu kadardan alırım. 20 milyonluk itemi 15 milyondan alırım der. İstersen verme kendin taşı der. Adam için önemli değil. Çünkü o kadar çok verebilecek oyuncu var ki. Ya da bu detayı bilmiyor diye veren adam var. Belki bilseler bunu kendileri götürecekler. Şimdi Black Market'in mantığını anlattık abi. Ha şuna da dikkat edin Black Market'te. Bu item burada 2K'dır. Black'te bunu bir golda da isteyebilir. Bir silver'a. Dikkat et hemen direkt sell yapma. Şimdi gittiğimizde orada göstereceğim. Gidebilirsek tabii. Ölmezsek yolda. Neyse. Götüreceğiz. Ben araştırma yaptım. Bir de kendim craftlamıştım. Craft XP'si kasıyordum. O kadar detaya girmeyeyim. Bu ürünleri belirledim. Bu ürünleri burada tekrar göstereyim. Konuya geleceğiz hemen. 2K'dan satışa koyarım. İşte hangisidir? Şuna gelelim mesela. 84 tane. 1.900'den. Black Market 3'ten alıyor. 2.5'tan alıyor. Ara ara. Direkt sell yapabiliyorum. Buradan ben 84 tanesini beklemek yerine oraya götüreceğim. Bunları zaten craft yapmıştım. Atıyorum 1.900'den. Ortalama üstü MST marketin 1.900 inventory'im. Oraya götürdüm mü 2.5-3 olduğunu düşün. Ama Black Market'i kontrol etmem lazım. Eksildikçe satmam lazım. Veya birinin benden topluca alıp sonra kendisini satması lazım gibi. Mantığımız bu. Peki. Black Market'e gittik. Black Market'e bu ürünü götürdün abi. Bir de size örnek vereyim. Ben craft yaptım. Sizin craft yapmadığınızı düşünerek örnek vereceğim. Sen direkt gitmek istiyorsun. Abi ben craft zaten çok detaylı bir şey. Research'e gelirsin abi. Derinin işlenmiş hali bak leader. Tier 4. Burada 149'a satılıyor. Black Market'te 220. Bundan toplarsın üstüne alabildiğin kadarını. Buradan direkt bu yap. Bu order da yapabilirsin. Önemli değil. Bu yap. Topla topla topla. Ağırlığını ölç. Pork payını ye. Yola çık. Oraya götür. Sell order'a koy. Ama onu Black Market'e koymayacaksın. Onu Carleon'un kendi marketine koyacaksın. Bakın. Market Palace. Oraya geçeceksin. Buraya sell order koyacaksın. Şimdi malı götürdün. Artık benim gibi bu ürünlerden topladın. Dungeon'a girdin götürdün. Veya işte işlenmiş deri aldın götürdün. Carleon'a girdin. Carleon'a verdin ürünleri. Tamam işin bitti. Sen bir daha ışınlanamayacaksın bu setle binekle. Ne yapacaksın? Carleon'da bakın. Şöyle üstüne gelelim Carleon'un. Bakın yiyeceklere bakın. Bunlar oyuncuların demiştik. Oyuncuların craft yerleri. Genelde yiyecek ve pot üretilir Carleon'da. Bu ne demektir? Burada pot ve yiyecek bu şehre göre daha ucuz. Normal safe bölgelere göre. Atıyorum buradan hemen bakarsın. Yazarsın hatta şöyle. Yiyecek beef stew. Genelde çok kullanılan bir ürün. Bakın ben getirmişim. 85 tane kalmış. Burada 4K'ya satılıyor. Muhtemelen Carleon'da 3K'ya satın alabiliyorsun. Gelirken abi yüklersin beef stew'ini. Ya da atıyorum pork pie. Tier 7. Yüklersin pork pie'ini. Orada gene 3K'dır, 2900'dür. 1K, 300 tane de 300K gibi düşün. Onları yüklersin. Veya orada bu yordur atarsın. Toplarsın, getirirsin buraya. Carleon'dan da boş gelmemiş olursun. Evet. Mantığı anlattık. Şimdi yaşayacağız. Kimse bizi öldürmez. Önümüze engel olmazsa yaşayarak anlatacağım. Şimdi bakın %129 pork payımı yiyeceğim. Ağırlığımı düşüreceğim. Bastım abi. Hop. %99'a düştü üstümüz. Yeşil olduğu zaman gidebiliriz. Çıktık abi. Yolu ben zaten belirledim. Siz kendi kafanıza göre belirleyebilirsiniz.
Thetford'dan çıkıyorsanız bu yolu izleyebilirsiniz. Bu yol biraz daha güvenli ama videoyu gankçiler de izleyebilir. Ona göre bu videodan sonra biraz daha yollar tutulabilir. Direkt Willowsing'e indik. Tier 5'e. Şöyle biraz map'i geriye alalım. Çıktık. Sizin bineğiniz bu ayı değilse veya kertenkele değilse. Tamam mı abi? Ayı ve kertenkeleler yandaki yaratıkların vurduğunda yavaşlamazlar. Öyle söyleyeyim. Ama normal domuzdur. Okstur. Ne bileyim başka bir binektir. Bunlar demet yedikçe ağırlaşan binekler. Yavaşlar. Adamlar size vurdu mu yavaşlar. Ya da yaratıklar vurdu mu adamlardan kaçmak zor olur. Bak. Hatta vursun bu. Bu bineğin pasifi şu anda devreye girdi. Hızlı koşması var. O da zaten bakın şurada hemen cooldown'a giriyor. Neyse. Mümkün olduğunca köşeleri kullanın. Yollara, kapılara yaklaştığınızda dikkat edin. Sweet Letter'ı geçtik. Buradan Cairn geçeceğiz. Cairn'a geçeceğiz. Şuradan hemen yukarıya çekelim. Cairn Gorm. Bakın tüneli kullanmadım. Tünel risktir abi. Ben tünelden nefret ediyorum. Tünelle ilgili de ekstra size küçük mini bir video çekerim. Neye dikkat etmen gerekiyor diye. Çünkü tünel tehlikeli giriyorsun. Sıkıntılı. Adam yok gibi görünüyor. Neyse. Şimdi kafanızı karıştırmayalım tünelle. Zaten kullanmayın şimdilik. Onun için bir işiniz olmayacak. Şimdi. Hala sarıdayız. Rahatta gidiyoruz yani. Burada ortada gitmişsin. Sağda gitmişsin. Bak kaleden bahsettiğim buydu. Önce anlattık. Şimdi yaşıyoruz. Mesela bu kaleye geldin. Adamlar buranın kırmızı olduğunu, adamların kovaladığını düşün. Bak etrafta kapılarda guardlar var ve bu ortadaki mob var. Girersin buraya kaçarsın. Moblar adamlara dalar. İşte oyalarsın. Bineğin canı yüksekse buralarda oyalarsın. Bir anda kaçarsın. Gibi düşün. Mümkün olduğunca çok böyle kaçamayacak riskli bir grup geldiyse ya kapıya koşmaya çalış ya işte kaleye koşmaya çalış. Mantığın olsun. Şimdi geldik. Son sarı map'imize gireceğiz. Buradan sonra tehlikeye başlayacağım. Sonra oradaki detayları anlatacağım. Anlattım. Ve daha çok anlatmaya devam edeceğiz. Bak kesinlikle bayrak almıyorsunuz. Taşımacı yapan adamın bayrakla işi yok. Bunu söyleyeyim bir kere. Bayrak alırsan yani diğer karşı şehirlerin bayraklı adamları da seni o bölgelerde öldürebilir. Düşmanın artar yani. Kendi kendine zarar vermiş olursun. Herhangi bir bayrak puanı almıyorsun. Hiçbir şey almıyorsun. Bayrak almanın hiçbir mantığı yok. İnadını alan küt arkadaşlar olabiliyor. Onlar da alsın. Niye alsın? Çünkü oyuna para da lazım. Gankçilere de para lazım. Öyle kerizler olmasa gankçiler de düşünmek lazım yani biraz. Siz almayın abi. Abi geldik. Şimdi kırmızı map'e geçeceğiz. İlk kırmızımız burası. Genelde kırmızıların ilkinde biraz kalabalık olur diyorum. Benim bu yolumda çok fazla denk gelmedi ama bakalım nasip. Bir tane bak. Map'e girdiniz. Önce odaklanmanız gereken şey şu. Map'e girdin. Bak bineğin üstünde bubble'ım var. Bu bubble varken ne kadar ileri gidebiliyorsan hemen ne yapacağını karar ver. Map'e girmeden önce yolunu ezberle. Map'te oyalanma. Durma. Aa ben nereden gidecektim dersen beklersin. Adamların görme riski artar. Bu bir. İkinci dikkat etmen gereken kaç tane bakın PK sayısı gördünüz mü? Bir tane PK var. Bir kişi benim bu bineğimi düşüremez. Tamam mı abi? Ama gene de ben riske atmayacağım. Neden? Çünkü içeride bir kişi beni görürse herhangi bir adam da olabilir. PK açmamış bir adam da beni görür. Scoutluk yapabilirse yani info verirse diğerlerine haber verir. Diğerleri kapıdadır, ileridedir. Der ki PK açın bir tane ayılı geliyor üstünde mal var. Temiz parayı bulduk keriz geliyor der. Yani. Sen oradan o kapıya gidene kadar onlar PK açar. Kapının dibinde sana dalarlar. Gibi. Dikkat edeceksin. Her türlü sahne, aksiyon olabilir burada. Bir tur iki tur rahat gittin. Diğer turu
hiçbir şey olmayacak gözüyle bakma. Her turda dikkat etmen gereken birinci map'e girdiğinde bubble, ikinci PK sayısı. Bak 3 tane PK oldu şu an. Gözüm sürekli orada benim mesela. Buradan girdik. Bir map'i geçtik abi. Bir map temiz. Şu an burada bir PK var. Buradan da şu map'e geçeceğiz. Southwest'te şu kapıya gireceğiz. Kamlan kapısına. Bakın bir tanesi de dönüyor. Köşeden köşeden gidiyoruz. 0 PK'ya düştü. Biraz rahatladı içimiz. Yani çok şey değil. Üstün pahalı değil ama yani yeni olan adam heyecanlanacak. Kalbi küp 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 atan insanlar var. Bende de oldu yani. Yani bir şey değil ha. Mesela üstün 500K bile olsa heyecanı yetiyor. Ulan yakalandı gitti. Bilmem ne diye. Adam 500M kaybediyor. 1 milyar kaybediyor adama koymuyor. Mesela. Onlarla kıyaslarsan seninki bir şey değil. Kale savaşı olmuş burada. Cesetlere bak. Yoluna odaklanacaksın abi. Dediğim gibi tıklamalı, bakın mouse'u nereye çevirsem oraya dönüyor. Tıklamalı gitmiyorum. O tuşunuzu da atayın. Numlock bence bildiğim kadarıyla. Onu ayarlardan Numlock'u değiştirebilirsiniz. Elinizin altında yakın bir tuşa atayım. Daha rahat edersiniz. Buradan geçtik. Geldik kapımıza. Bakın bunlar bayraklı ekip. Faction savaşı yapıyorlar. Bunları görürseniz bunların arasında da gidebilirsiniz. Genelde faction savaşları olduğu zaman bunlar çoğalır. Bak gördünüz mü? Bir sürü adam var burada. Bunlar PK'lılara dalabiliyor. Bayraklı olan adamlar. Bakın kill çıktı hemen önümde. Bir kişi öldü. PK 3'tü. PK 2'ye düşerse PK'lı adamı öldürmüşler demektir. Düşmezse onlardan biri muhtemelen aynen. İki kişi öldü. Kaleye saldırıyorlar. Bakın kalede kılıç işareti çıkıyor. Şu an durdu. 4 PK oldu. Riskimiz biraz daha arttı. Bakın bayraklılar savaşıyor aynen. 8 PK'ya çıktı. O tehlikeli. Sıkıntı, hemen şu araya girelim. Şu köprüyü kullanacağım. 7 PK'ya düştü. Sürekli gözünüz orada. 7 PK, 7 PK. Bakalım kapıyı mı tutmuşlar? Yok, kapı sağlam. Geçelim hemen. Meslek kasmaya gelen arkadaşlar, bak balıkçı vardı mesela orada. Onlar da olabilir. O tarz meslekler de verebilirsiniz. Bakın bu son tünelden önceki son map. 0 PK. Yol temiz gibi görünüyor. Bakın tünelimizi gördük. Dungeon yazıyor. Gördünüz mü? Geleceğiz dungeon'ımıza. Ne kadar hızlı ilerlersen bubble'ın varsa. Ve şuna da dikkat edin. Mesela Grizzly Bear, benim bu binekten kullanıyorsanız yaratık veya bir adam vurduğunda hızlanıyor. Dikkat edin. Onun cooldown'u da şurada görünüyor. Şu an biri bana vurduğunda hızlanacak binek. Bunu genelde güzel yerlerde saklayın. Yaratıklara görünmeyin mesela. Adamların olduğu anda kullanmayı özen gösterirseniz o da çok güzel sizi kurtarır. Mesela bak kapıya yaklaştım. 0 PK. Atıyorum kapıda arkama 3 tane PK takıldı. Kapıya yakınım. Yaratığa gelirim, görünürüm abi böyle. Bak, bu buna vuracak. Örnek bak vurdu. Hemen biraz hızlanıp adamlardan mesafe açmak için. Girişleri böyledir. Tünel girişi. Son tünele geliyoruz. Girdik abi. Burada da 0 PK. Tünelin mantığı şu. Bakın dört ucu var. East, South, West, North köşeleri var. Onlar maplerin giriş yerleridir. Şu ortalardaki herhangi bir kapıya gireceksiniz. Ortadaki 6 tane şurada oklar var. Hepsi Carleon'a girer. Yani diğer tüneller gibi değil. Dikkat edin. Söylemiştim daha önce. Geliyorsunuz. Tertemiz. Ürünlerimizi getirdik. Kapıya geldik. Girdik. Malımızı kurtardık. Carleon'a geldik abi. Black Market'i gördük. Black Market'e gidelim. Çünkü neydi? Bu ürünler Black Market ürünüydü. Doğru muyuz? Doğruyuz. Burada. Şimdi burada da 391 kişi var. Normalde bura ana baba günü. Şu an lag olmasın diye kapatmış oyuncuları.
Silelim şöyle. Bakın daha önce getirdiğim itemler burada. Yine craft yaptık. Craft levelimizi yükseltmek için 4 basmıştık. Onları getiriyoruz. En azından şehirde satmak yerine burada satıyoruz. Bakın bu 1.900 müydü? Öyle bir şeydi. Şu an bak Black Market mantığına geldik. Geldik üstümüzdeki itemlere, sell kısmına. Sell dedik. Bak Black Market diyor ki 732'den bir tane alırım diyor. Ya da 2 tane 549'dan alırım diyor. Satmayacağız çünkü biz 2400 ve üzerine, yani 2300 200'den başlayacağız. Ne kadar karlı satarsak o kadar iyi. Şu an 732, bakalım değişmiş mi, yok. Bunu sell order'a koyacağız. Başka bir oyuncu buradan alıp şurada Black Market 2500'e istediğinde, 2400'e, 2600'e, 3'e istediğinde bizim itemimizi alacak, 3'e satacak. 500 silver ama yüzlerce olduğu için, bakın 197, 69, 216, yüzlerce olduğu için adam sürümden kar edecek. Koyduk abi. Buna geldik. Bu çerçeveleriyle alakalı değişir. Bakın her ürünü bir saymaz. Bundan kaç istiyor? 183'ten istiyor. Bu da işimize gelmez. Bir tane geri çektik. 19. Bundan kaç istiyor? 1K'dan istiyor. 17 tane. Bu da işimize gelmiyor. Koyduk. Şuraya geldik. 1K'dan istiyor gene. Bunu da geriye çektik. Koyduk. 500'den istiyor. Bunu da koyduk. Bunlar normal oyuncular sürekli başında olduğu için bakın 2K'dan istiyor. Biz 3K'dan koyduk. Aslında 2K'dan satabiliriz. Satmayacağız. Getirmenin bir mantığı olmayacak. Bakın 2900'den 3 tane. Hemen abi 3 tanesini sattık buraya. Ne kaldı elimizde? Bakın şu an istemiyor Black Market. Geldik. Diğerini de böyle 3 küsurdan koyduk. 2'den istiyor. Bunu da koymadık. 241 tane var çünkü. Yani bu getirdiğim ürün pek bir mantığı yok. Yani bunu getirmemdeki nedeni gene söylüyorum. Ben craft levelini kastım. Elimde tier 4'ler oldu. Orada satsam bekleyeceğim. Yani bir şey değil, sat abi diye de düşünebilirsiniz. Bunlardan yüzlerce bak. Bak 900 tane var, 200 tane var. Bunları getirdim, en azından ufak ufak da olsa buradan bir gelir elde ederim diye. Normalde bunların tier 5'ini, 6'sını, 7'sini, 8'ini getirirsiniz. Çok güzel paralar bırakır. Çünkü benim şu an taşıyabilecek ürünüm olduğu için, dandik de olsa taşıyabilecek ürünüm olduğu için getirdim. Fazla mal göz çıkarmaz abi. Koy, bura sayfalar sayfalar artar. Çok önemli değil. Bugün satılmasın, 3 gün sonra satılsın. Ama bir anda oyun bir şey ister, fazla ister, tık hepsini satarsın. Ya da bunun piyasa ortalaması 3K'ya gelir. Tamam mı? 3K'ya gelir, şuradan bakarsın. Senin bütün 2500'leri çeker adam. O bekletir. 3 olmuş ne de olsa ortalaması. Oyun 3'ten istemeye başlamıştır. Adam bekletir kar amaçlı. Dediğim gibi işsiz değil yani. Adamın, biz işsiz diye tabir ederiz de, işsizdir, gelir burada durur, bütün fiyatlara bakar. Bakın direkt sell now, sell now. Dikkat edin, bakın ürünlere dikkat edin, deminden kastım bu. Mesela atıyorum şu ürünü, şöyle size nasıl göstereyim, armor diyelim, herhangi bir armorun masterpiece'ine bakalım. Mesela şu. Tamam mı? Bunun gidip normal şehirde satsan çok 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 daha yüksek paraya satarsın. Oyun senden 1M'den istiyor. Verir misin? Vermezsin. Getirmek mantıklı mı? Değil. Gibi. Fiyatlar karmaşık gelir oyunun. Yani 614K. Ne bileyim. Bu iteme 5K da isteyebilir. 5K'dan alacağım der. Sen gidip illa vermek zorunda değilsin tabii. Fiyatlara dikkat etmemekteki mantığım o. Black Market'te işimiz bitti. Koyduk itemlerimizi. Buraya bunları güncel kontrol etmek için çıplak şekilde ışınlanıp gelip burada halledebilirsin. Normal markete geçelim. Şimdi ne demiştik? Burada yiyecek üretiliyor demiştik. Yiyecek ucuz demiştik. Veya dungeon map'i gibi gibi. Poi moi. Burada biz bu yordur atmıştık. Craft malzemeleri için. Birazı gelmiş. Bunları götürelim şehrimize. Geldikçe, tur attıkça bunları da götürüyoruz. İlla toplanmasını beklenmeye gerek yok. Hemen KS var mı ona bakıyoruz. KS'miz yok. En üstte bizimki. KS'miz yok. En üstte bizimki. KS'miz yok. Güzel. Buradayı hallettik. Şimdi paya gelelim. Pork pay. En çok giden ürünlerden biri. Demin bir tür önce şey götürdük. Bak 2900, orada 3900. 2900'den abi 157 tanesi 458K. Ben bunu götürürsem 157K civarı, 150K civarı bir kar bırakacak. Sadece şu.
Bunu aldık. Üstümüz %37 oldu. Buna dikkat edin, 150'ni de. Pork pie aldık biraz. Biraz daha beef stew alalım. Beef sandviç alalım. Onu götürmemiştik. Ama onun fiyatına bakmadık. Şimdi riske girelim mi? Girelim. Bir şey olmaz. Elbet bir karı bırakır yani. Şundan 130 tane de bundan alalım. Bu arada yiyecekler normal itemlere göre çok daha ağırlık kapasitesi vardı. 10 tanesini taktık, biraz da ağırlığımız düştü. 162. Bunda da aynı. Çok değişen bir şey yok. Tamam. Şimdi gelelim abi. Ne? Beef stew alacaktık. Beef stew. 3K'dan aldık abi buradan da. 71 tane de bundan aldık. Üstümüz %79 oldu. Çok fazla bir meblağ değil, gördünüz mü? Yani ağırlığınıza göre, itemin değerine göre değişir. Mesela şu artefekler craft malzemeleridir. Bir iteme basarken hem deri falan ister hem de bunlardan ister bazı özel itemlere. Onların parçalarıdır. Bunlar olmazsa o itemi craftlayamazsın gibi. Bunların arası çok fazla oynar. Biraz da şey alalım. Solo dungeon götürdük ama biraz daha götürelim. Bakın 39K'ya düşmüş burada. 40K'dan 41'den aldık deminki turda. 39K'dan alalım. Orada 50K, 51K çünkü. Biraz bundan alalım. Maksat burada mekaniği öğrenin diye. Ben öyle çok detaya girmeyeceğim. Ne alabiliyorsam alacağım. Götüreceğim. 39K 4 tane. Aldık şunu da. 2 tane daha alalım. Aldık. %79. Bakın dikkat edin, mapler çok fazla ağırlık yapmaz. Maplerden ne kadar param varsa, yani çok böyle kar edeyim, çok büyük bir yük kapasitem var, map alabilirsin paran da varsa. Bunu da sildik. Ne alalım biraz? Poi alalım. Burada 699, orada 700. Tier 6'sını alalım. Burada 3. Elbet bir kar bırakacak. Az da olsa. Sizi bekletmemek adına payı yükseltelim ya da şöyle yapalım. Uy dedik. 55. 66 tane daha alalım. Bakalım üstümüz 94'e çıktı. Uy dedik. 24 tane daha aldık mı? Kaç olur? Tam %100 oldu bakın. Çok güzel ayarlamış gibi oldu. Hemen kontrol edeceğimiz şey pork pie. 12 dakika var. Biz riski almayalım. Yolda durup, kırmızı zonda durup binekten inmek tehlikelidir. Şimdi buradan yarım saatimizi yeniledik. Burada bir tane daha taktık. 99 çok önemli değil. Çıktık. Çok beklemedik. Yol temizdi. Bir tek bir yolda bir sıkıntı var gibiydi. Onu da şey yapmaya gerek yok. Geldik. Black Market'e gittik, gösterdik. Normal marketteki mantığı gösterdik. Sadece şunu da göstereceğim hemen hızlıca. Orada hatırlarsanız derenin dördüne baktık. Videoyu geriye sarın. 159 muydu neydi? Bakın burada hemen bakacağız. İşlenmiş Gather malzemelerinin farkına bakın burada. Bak. Geldik. Research, Leader, Tier 4. Orada 159'du. Bakın 220. Sell Order'ı 220. Direkt satarsan bile kârdasın. Sell Order'a koysan da gider. Demek istediğim bu. Bunun 5'i bakın 958. Bu kaçtı? 28K falan da orada bak. Burada 31,5. Demek istediğim mantık bu. Buraya bunları da getirebilirsin. İlla benim gibi hani craftladığın veya dungeon'a girmiyorsun. Malzeme yok, silah yok, weapon veya armor yok. Getirirsin, o işlenmişlerden getirip koyarsın buraya. Hemen de satılır. Getir, emin ol, buraya koy, bir 5-10 dakika içinde gider. Yoldayken bile malların hepsinin satıldığını biliyorum yani ben. Üstümüzde para var ama yerimiz kalmadı. Yiyecek ağırlıklı aldık çünkü. Yani bunu ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Gene geldiğimiz yoldan okey dedik. Çıktık. Şu an 0 PK hala. Çok güzel. Yol boş. Tam böyle saat 8'e de geliyor aslında. Bugün pazar günü de. Aslında buranın dolu olması lazım. Demek ki millet yeni çıkan etkinlik Mist'te biraz oyalanıyor veya başka etkinliklerle ilgileniyor. Bak, Assassin ceketin satılmış. Bakın. Gördünüz mü? 33 tane solo dungeon götürmüştüm. Bu videoyu çekmeye başlamadan önce. Hemen satılmış. Videoya başladım. Çektim, 49 dakika olmuş. 4 tane PK var. Dikkat edeceğiz.
gördüğünüz gibi hemen 49 dakika içinde hepsi satılmış. Biri toplu almış mesela. Ve şunu da söyleyeyim size. Mesela Carleon'da şu dungeon 40K. Doğru mu abi? 40K'dan aldım. Güvenli bölgeye, Tedford'a götürdüm. Tedford'da 51K. Ne yaptı? 11K fazla. Doğru mu? Doğru. Eğer Tedford'dan, neyse onun şehre gidelim ama sözle bahsedelim madem konuya girdik. Onu Arthur, Merlin, işte restler var. Daha önce gösterdim mi videolarda hatırlamıyorum. Onu da bahsedeceğiz. Gösterdim ama sonra bahsederiz demiştik. Şimdi Arthur Rest'e veya Merlin Rest'e bu tarz ürünleri götürürseniz muhtemelen orada 61, 71, 80, 90 orada daha fazla yukarı fiyata satarsın. Yani buradan 40K'ya aldığın şeyi oraya 80K'ya satabilirsin rahatlıkla. Şu an fiyatı gidip bakmam gerekiyor. Bakmadan bir şey söyleyemem ama götürdüğünde %100 kar edersin. Ama ne kadar edersin? Bak bu şu an benimle beraber geliyor. İnfo veriyor olabilir. Mal taşıyor mu? Yok. Bak beni takip ediyor. Muhtemelen bu 4PK'ya. Bak botu da ağırlıkta değil. Hemen baktık. Herhangi bir çabası da yok. Muhtemelen info veriyor olabilir. 7PK'ya çıktı. Bakın geldi kapıya yaklaştı diyor olabilir şu an. Yani adamların, gençlerin aradığı şey bu. Ayılı bir adam. Olmazsa olmaz. Yani hemen avuçlarını sıvazlarlar. Öyle bir durumda. Benden önce girdi. Dur bakalım anlar şimdi birazdan. Dikkat edeceksiniz. Yani yanınızdan geçen adama bile dikkat edeceksiniz. Biz gene map'imize gidiyoruz. Şu an 0 PK. Sıkıntı yok gibi görünüyor. Adamın günahını aldık gibi görünüyor ama bu işte her şeyden şüphelenmen lazım. Ki ona göre önlemini alasın. Şimdi burada adam olsaydı ben kaleyi düşünüyordum. Ya da bineğin pasifini kullanmayıp adamlar geldiğinde direkt tapagaz bir moba veya adama vurdurtup şu şekilde. Hatta bu map'i hızlı geçelim. Hızlanıp geçmeyi düşünüyordum. Çok fazla bir yolumuz kalmadı. Aldık çıktık. Tertemiz. Yani durmayacaksın fazla. Hemen fiyat araştırmanı getireceğin ürünü de götüreceğin ürünü de yapacaksın. Yollarını iyice böyle kafana kazıyacaksın. Hazırlığını yapacaksın. Özellikle pork payına dikkat edeceksin. Kimisi ne yapıyor biliyor musun? Pork payı yiyor. Tamam mı abi? Gidiyor gelirken pork payı yemeyi unutuyor ya da üstüne almayı unutuyor. Üstü %100 oluyor. Pork payı üstündeyken. Dönüş yolunda pork payı bitiyor. Ağırlığı bir oluyor %121. Yürüyemiyor. Ya üstünden mal atacak ki adam varsa daha tehlikeli o durum. Ağır ağır gidersin. Stun yemiş gibi, slow yemiş gibi oluyorsun yani. Sıkıntı. Burada 4 PK var. Buradan son kapımıza geldik zaten. Buradan sağ North East'e geçersek çıkış sarı map'teyiz. Şu karşısı da tünel. Tünelden girersek tünel riskli olduğu için gene sokmuyorum tüneli. Eğer 0 PK olsaydı tüneli göstermek amaçlı götürecektim. Tünel önünde olabilirler. Tünel içinde de adam olabilir. 4 burada 6-7 tane de içeride olabilir. Onun için riske gerek yok. Geldik abi. Oradan inelim. Yani mantık bu. Fiyata bakıyorsun, ürünü alıyorsun, alabildiğin kadar ağırlığını arttırıyorsun. Düştüğünde veya kaçma olasılığı olduğu durumlarda itemlerini alıyorsun. Hazırlığını yapıyorsun. Bakın kil çıktı yolda. Hazırlığını yapıyorsun. Sonra tapagaz taşıyorsun. En dikkat etmen gereken şey PK, PK, PK. Şu 4 sayısına dikkat edeceksin. Şurada bir kere vurduralım kendimize. Hop. Kapıya atalım kendimizi. Ne olur ne olmaz adam vardır hızlanalım. Girdik. Tertemiz malımızı güvenli bölgeye getirdik. Sarı bölgeye girdik. Buradan sonrası sadece zaman. Yürüyeceğiz. Ne satılmış? Bak Black Market'te mercenary ceket 39 tanesi gitmiş mesela.
Gelirken satılıyor. Uyguna market istemiştir veya adam onu alıp şeye götürecektir. Dediğim gibi. Merlin Rest'e herhangi bir Rest'e yol bulmuştur. Oradan götürür. Her kullanım amacı var yani. Adamlar her şey için kullanabilir. Yeter ki kar şeyi görsünler işin içinde. Sen diyeceksin abi sen, güvenli şehirde o mersanere mesela daha ucuzda niye oradan almıyor? Adam Carleon'un yanında bir Avalon bulmuştur. Direkt Merlin Rest'e çıkıyordur. Arthur Rest'e çıkıyordur. Morgana Rest'e çıkıyordur. Hatta güvenli bölgeye geçmişken onlara hemen kısaca video şeyden göstereyim. Büyük map'ten. Güvenli bölgelerimiz etrafı. Burası Carleon. Burası Black Zone. Ve Black Zone'daki şehirlerimiz. Birincisi Arthur Rest. İkincisi Merlin Rest. Üçüncüsü Morgana Rest. Gördün mü? Bu mapler daha uç noktada, daha tehlikeli olduğu için gidişi falan. Yani şey, sen söyle onun adını. Marumiyet bölgesi gibi. İtemin veya potun, bineğin az bulunduğu yer olduğu için daha pahalıya satılır. Mesela solo dungeon'a giren adam olur orada. Canı sıkılır. İlk çıkış mapleri 5'tir, 6'dır, 7'dir. 8'e girip aramaya erinir. Veya bufflı istiyordur dungeon'ı. Solo dungeon maplerini 80k'da verir. Bu tarz işler yapabilirsiniz. Buradan alıp Tedford'a satmama gerek yok. Burada bankaya steklerim. Bir tur daha yaparım steklerim. Bir tur daha yaparım steklerim. Bekletirim bankada. Merlin Rest'e, Morgana Rest'e, herhangi bir Rest'e çıkış yolu bulurum. Avalon'dan bir kapıdan. Bir kapıdan hepsini taşırım. 3 katı kar ederim. Şu an götürdüğümde 1M kar edeceksem öyle götürürüm 3M kar ederim ve seri satarım yiyecek olduğu için. Geldik. Tedford'a son kapımıza gidiyoruz. Mantığımız bu beyler. En azından taşımacılıkla para kazanıp realde nakliyeci olan varsa o sever yani bu işi. Yani benim de hoşuma gidiyor. Boş zamanda yaparsın. Konvoy halinde yaparsın. 5-6 kişi, 10 kişi, 2 kişi. 2 kişi gidersen ne olur? Koruma amaçlı değildir yani bu. Ha, kendini koruma adamları olur. Çok değerli bir mal götürürsün. Ayrı. Ama 2 kişiysen birbirini koruyamazsın. Nasıl korursun? Ya işte sana dalmaz, diğer adama dalar. En azından birini sağlam kurtulursunuz. Mantık o. Ya da ikiniz birden kaçarsınız. Biraz sana vurur. Skillerini harcar. Biraz arkadaşına vurur. İkiniz de düşüremez. Gidersiniz. Hem de yolculuk eğlenceli olur. Discord üzerinden konuşa konuşa gidersiniz. Şimdi craft malzemelerimizi bırakalım. Kendimiz çünkü craftlayacağız bu artefektleri. Bakın daha taşıyacak bir sürü ürün var. Bunları koyalım abi buraya. Bunlarla craft yapacağız. Şimdi gelelim bankaya, şey markete. Ya bunu mesela Tedford'a çok mu koydun? Ya gider. Bak mesela bu kadar getirdim gider. Sen sürekli bu ürünleri de getirebilirsin. Bunu getir. Burada stokla. Burada satabildiğini sat, satamadığını götür Fort Sterling'e ya da başka şehre. Anladın mı demek istediğimi? Mantık bu. Bak burada 3900 4K. Koyduk abi buradan. Kârımızı ettik. Bu da 3900 4K. Bunun da kârımızı koyduk. Ha, bu da 3K'ymış. Çok fazla bir kârı yok ama olsun getirdik. Bu da 51K. 5900. Bunu da koyduk abi. Tertemiz. İşimiz bitti. Şimdi sadece paralarını saymaya bak. Bekleyeceğim. Bak getirdiğimiz daha önceki bir site 388 taneymiş, satılmış. Black Market'te bak gene ceketimiz mesajlar geliyor yani sürekli param bak 15'te 16 oldu 17 18 23 bak 17 oldu sürekli satılıyor yani bir şeylerimiz mantığımız bu abi şu setini koyarsın gene atıyorum paran mantığın şu olsun paran 20 milyon 20 milyona götürdün işte 20 milyon getirdin riske atmadın 5 götürdün 5 getirdin 5 götürdün 5 getirdin en sonunda bu paran bitiyor nasıl bitiyor markette bekliyor ürünler satılmasını beklerken gidersin gather yaparsın. Topladığın derileri götürür craftlarsın onu taşırsın. Bir sonraki taşıyacağın mala para vermeden taşırsın. O ara satılan ürünlerine de paran gelir. Onunla da desteklersin.
Ya da gider solo dungeon'dan gene item düşürmeye başlarsın. İtemlerin bitmiştir. İtemleri götürürsün. Gibi gibi bu boşlukta paranın marketlerde olduğu boşlukta sen gather veya solo dungeon yapacaksın. Para akar. Sıkıntı yok. İşini bilen adama, her türlü çalışan adama para var abi. Neyse. Bu da bir saati buldu. Hemen hemen bütün rehberlerimiz bir saatin üstünde ayarlamış gibi oluyor. Şimdilik benden bu kadar beyler. Bununla ilgili kafanıza takılan bir şey olursa, yan battı, çamura battı, abi bunu yaptık ama şöyle oldu dersen, bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Onun dışında şu an düşünüyorum, başka bir şey yok. Ha, şunu yapabilirsiniz. Şundan da hemen üstünden geçeyim. Aklınızda kalmasın. Abi ben bu bineği değil de, bunu söyleyecektim unuttum. Bu bineği değil de domuzu aldım. Düştüğümde kaçabileceğim. Ben neden kalkanla bunu takayım diyebilirsin. Onun yerine bak, hemen sana meleğe geliyorsun. Quarter staff'a geliyorsun. Tamam mı kardeşim? Buradan double yazıyorsun. Şu staff çıkıyor. Double blade staff. Tamam mı? Bunun dördünü al. Çok önemli değil. Bunu aldın. Bak, sana bunun mantığını göstereceğim. Dördünü aldın. Skill'leri şu olacak. 2 2 burası çok önemli değil. Pasifi. Çünkü kullanmayacağız. 2 2 1. Böyle gittin. Şimdi dur. Hem itemlerimizi koyacağız. Taşıma itemlerimizi bankaya atacağız. Artık çünkü 2M kaldı. Aslında gene yaparız ama yeterli. 3 gündür 4 gündür taşıma yapıyorum. Yeter. Mesela ayıda olduğunu düşün. Bu elinde abi. Bir de bunun yanına Miner bot, bakayım burada var mı? Bence burada yok. Miner bot. Dur alalım ya. Görüntülü olarak birebir görün. Video kapanışındaydık. Madem girdik konuya, hemen onu da anlatalım. Miner bot neydi abi? Demircinin. Size çok anlattım bu botu. Miner bot. Tier 4'ünü aldınız. Bir tane de invis bot aldınız. Ya da iki tane, neyse. Bunları aldınız. Domuzla gidiyorsan şu ikili, şu üçlü olması lazım. Bak, mantığı söyleyeyim sana. Domuzdan beni burada düşürdüler. Tamam abi, bak quarter staff'ın artılarına bak. Şurada kafalığın da olabilir. İttirme kafalık. Al onu da alalım lan. Onu da gösterelim. Hepsini gösterelim. Dur. Armor, cloth helmet. Bunun mesela tier'i size kalmış. Bunda var mı o skill? Var, tamam. Bir tane de ne bileyim, gövdeliği de plate giyersin. Plate armorunu giy mutlaka. Guardian armoru özellikle. Bunu guardian olarak düşünüyorum, gövdeliği. Şimdi şu dörtlüyü aldık. Guardian armor takılı. Burada Tedford veya Undead olabilir. Undead daha etkili olur. Domuzdasın. Düşürülsen bile kaçabilecek kapasitedesin. Doğru mu? Kafalığınla düşürüldüğün anda etrafında adamlar olacaktır. Bastın abi, etrafındakileri sıçrattın sağa sola. Durumuna göre sen onu karar verirsin. Ben mantıklarını göstereceğim sana. Sıçrattın, kaçtılar herifler. Sonra attın ileriye. W bastın abi, hızlı gidiyorsun. Q'ya bastın, Q ileriye doğru takla atar. Bak, E'ni de göstereceğim. E'n de ileriye doğru sıçrar. Tamam mı? Zaten şu ikisini, üçünü kullandığında adamları attın. Mesafe açtın zaten bir tek. Bunlarla da iyice mesafeni açtın. Sonra Miner'ına bas abi. Üstünde zehirine gene dikkat et. Tapa gaz. Koş. Sadece invizin açık. İnvizini içtin abi. Böyle gidiyorsan böyle dön. Adamlar buraya gitsin, kerizler. Sen buraya gelene kadar bineğin gelir. Bineğine basarsın uzakta. Adamları görmeyecek seviyede. Binersin bineğine. Gelip Sivilletir yazarsın. Kaçar gidersin. Hiç geri gelme ha yani. Onu Gather'da tavsiye ederim ama burada tavsiye etmem. Çünkü sağlam gank ekibi olur. Tekrar dönersen tekrar vururlar seni. Yani mantığı bu. Quarter Staff bölümünden Double Blade Staff'ı öneririm. Bu çok etkilidir kaçmada. Veya daha önce belirttiğimiz gibi Blood Ladder ve cooldown için Offend'imizi takabilirsiniz. Gene Miner'la desteklersiniz invizde. Mantık bu. Neden mesafe açtık, Miner'ı bastık? Daha önce söylemiştik, gene söyleyelim. Mesafe açtık. Çünkü Fiend Call'u yememek için. Fiend Call çünkü Miner botunu siler.
Miner'a bastığında bütün hepsi cooldown'da mal gibi böyle yavaş yavaş gidersen adamlar tepene çöker. Bu kadar yeter bugünlük. Bu videoda bu kadar yeter abi. Şunları da şuraya koyalım. Belki bir gün domuzda gidersek kullanırız. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.